Merhabalar. Bu dersimizde modifiers konusunu işleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce şu an bulunduğum çalışma ortamını anlatmak istiyorum. Bu derste Remix'in web sitesine bağlanamadığım için Remix'in desktop uygulamasını kullanmaya karar verdim. Bu uygulama tamamen aslında web sitesinin bir kopyası halinde yer alıyor. Burada kolayca hem web sitesinde yaptığınız gibi oradaki çalışma alanını kullanarak kodlarınızı yazıp compile edip test edebiliyorsunuz. Tek sorunu denemedim aslında. Belki bir yolu vardır ama Injected Web 3'yi seçerek MetaMask'inize bağlanamamanız. Çünkü burası bir Web 3 bağlantısı olan bir tarayıcı değil. Onun dışında siz de tarayıcınızda optimal bir şekilde çalışamıyorsanız, kasıyorsa bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Biraz daha rahat olacaktır. Uygulamayı indirebileceğiniz linki de paylaşacağım. Ama eğer sorun yoksa da tarayıcıda devam etmenizi öneririm. Ben öyle kullanıyorum. Hatta bu uygulama kolayca lokal hostunuza erişerek bilgisayarınızda bulunan dosyalar üzerinde de kod editörü olarak kullanmanızı sağlıyor. Böylece dosyalarınızı hiç tarayıcıda tutmadan doğrudan bilgisayarınızda yazarak saklayabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Remix'in bu işe yarayan bir aracı daha var aslında. O da Remix'ti. Onu da belirttiğiniz dizini browser'daki Remix üzerinden açmanıza yarıyor. Hatta onu da şöyle kısaca gösterebilirim. Bu linkleri paylaşacağım zaten. Remixty'yi NPM aracılığıyla bu şekilde indirebiliyorsunuz. Sonrasında da hemen bir terminal açarak orayı da göstereceğim. Tamamdır, terminal geldi. Remixty yazıp sonrasında -s deyip paylaşmak istediğiniz dizini yazıyorsunuz. Şöyle bir repozitörüm olması lazım. Bu diziniz Remix üzerinden erişilebiliyor oluyor. Sonrasında kullandığınız Remix URL'ini giriyorsunuz. Buraya dikkat etmeniz önemli. Çünkü Remix hem HTTP hem HTTPS üzerinden iki farklı site olarak çalışıyor. Birinde yazdığınız kodlara diğerinde erişemiyorsunuz hatta. O yüzden burada doğru siteye bu repozitörü yönlendirip sonrasında oradan girmeniz önemli. Böyle kullandığınızda doğrudan belirttiğiniz dizini şu şekilde hemen Chrome'a geri dönelim. Workspace'ten Connect to Localhost diyerek açabiliyorsunuz. Bu da bayağı kullanışlı. Hem hard truffle gibi araçlarla kod yazıyorsanız Remix'te hızlıca compile edip test etmemize de yarıyor. İleride oralarda çalışırken de gösteririz. Burada kısaca bahsetmek istedim hazır Remix Desktop'a sıra gelmişken. Remix Desktop'u da bu şekilde GitHub'tan size uygun versiyonu indirerek kolayca kurabilirsiniz eğer tercih ederseniz. Artık konumuza dönebiliriz. Şöyle Remix'e dönelim. Modifiers'ı bir önceki struct ve enumları anlattığımız derste yazdığım örnek üzerinden anlatacağım aslında. O örneğin modifiers için çok uygun olduğunu fark ettim ve oradaki basit değişiklikleri yaparak aslında modifier için gerçek bir use case oluşturmuş olacağız. Modifiers'ı şu amaçla kullanıyoruz. Eğer bir fonksiyona çalışmasından önce veya çalışmasından sonra daha önce belirlediğimiz özellikleri katmak, kontrolleri yapmak, belki kilitler, korumalar uygulamak. Böyle şeyler istersek bir modifier uyguluyoruz. Aslında bu tarz şeyleri sözlü anlatmak çok zor oluyor ama şimdi aslında uygulamaya geçerek göstermek istiyorum.
Eğer bir komutu birden fazla fonksiyondan önce veya sonra kullanıyorsak, modifier ile yazdığımızda hem bu komutu bir nevi standartlaştırmış oluyoruz. Bu da hem o daha okunaklı hale getiriyor, hem de bu standartlaştırma sayesinde kodu inceleyen kişiler daha güvenli yaklaşabiliyor. Hatta eğer bu amaçla hazırlanmış kütüphaneler varsa, ki ilk videomuzda da Omnible kütüphanesinden bahsetmiştik, şimdi de benzer bir uygulamasını kendimiz yapacağız. Onları kullanıyoruz ki gerçekten bu owner yetkilerinin OpenZeppelin tarafından yazılmış kodlar ile hem standart hem güvenli hem de pratik olduğunu varsayabiliriz. Tabii ki kendimiz de modifierler uygulayarak hem kodumuzu daha okunaklı hem daha pratik hale getireceğiz. Eğer önceki videoyu izlemediyseniz onu izlemenizi veya orada yazdığımız kodları GitHub'tan incelemenizi öneririm. Oradaki commentlediğimiz gereksiz kısımları temizledim. Şimdi bu kodu daha pratik hale getirmek istiyorum. Biraz da büyütelim. Hatırlarsanız burada bir sipariş oluşturuyorduk müşteri olarak. Bu siparişi oluştururken de bir ürünler array'i yolluyorduk. Sonrasında bu array'in gerçekten dolu bir array olarak gelip gelmediğini create order fonksiyonumuzun girişinde kontrol ediyorduk. Bunu başka bir yerde kullanmamışız. Ama yine de bu kod sonuçta çok giriş seviyesinde. Eğer bunu gerçek bir uygulamaya çevirmek isteseydik, bu kısmını, yani ürün array'inin dolu olduğunu kontrol ettiğimiz başka fonksiyonlar da olabilirdi. O yüzden bu komutu daha pratik, daha okunaklı hale getirmek istiyorum aslında. Modifier'ları genelde kodumuzun son kısmına yerleştiriyoruz. Tabii ki bu da bir şart değil ama genelde neyin ne sırayla geldiği style guide olarak belirtilmiş. Ama tabii ki bu ortak kullanım. Modifier'ı şöyle tanımlıyoruz. Bir modifier keyword'ümüz var. Sonrasında modifier'ımızın adını getiriyoruz. Bu modifier'ımızın adı check products olabilir. İsimlendirmekte tamamen özgürüz. Sonrasında aynı bir fonksiyon için süslü parantez açar gibi böyle bir yapı oluşturuyoruz. Eğer bu modifier'ımız bir parametre alacaksa buraya normal parantezlerimizi getirmekte özgürüz. Yani getirmek zorundayız. Ama bu parametre almayan bir modifier ise bu parantezleri ister kullanabiliriz, ister kullanmayabiliriz. Burada bir parametre alıyoruz. Bu da aslında bizim kullandığımız array parametresi. Bunu nasıl bir fonksiyona pes ediyorsak burada da aynı şekilde kullanıyoruz. Sonrasında yaptığımız bir kontrol vardı. Hemen gidip onu olduğu yerden getirelim. Birebir aynısını kullandığımı göstermek adına kopyaladım. Burada modifier'da son olarak eklememiz gereken şey de alt tire ve iki nokta. Bu başta çok anlamsız gelebilir. Aslında bu alt tire ve iki nokta çok önemli bir şeyi temsil ediyor. Fonksiyonumuzun body'si. Bu modifier'ın adını kopyalıyorum. Uygulayacağım yere gidiyorum. Orada anlatmaya devam edeceğim. Bu modifier'ı nereye yerleştiriyoruz peki? Uygulamak istediğimiz fonksiyonda hemen parametrelerimden sonra buraya yerleştirebilirim. Aldığı parametreyi de, modifier'ın parametresini de bu şekilde pes ediyorum. Nasıl bir fonksiyon çalışırken parametreleri elle giriyorsak, modifier için elle girme durumumuz yok. Bu parametreyi direkt fonksiyonun kendi parametrelerinden alıyor. Artık bu kısma ihtiyacımız yok. Bu kısmı commentleyebiliriz. Bunun kontrolünü modifier'ımız aracılığıyla yapabiliyor olacağız. Şimdi bu başka nereye uygulayabiliriz diye inceleyeceğim. Burada
order ID'lerimizin orders array'inden küçük olduğunu, yani böyle bir ID'nin bulunduğunu kontrol ettiğimiz bir bölüm var. Bunu da kopyalıyorum. Aslında bunu 3 yerde kullanmışız. O yüzden çok daha mantıklı bir modifier oluşturuyor olacağız. Bunu da check order ID olarak isimlendiriyorum. Burada da almak istediğim parametre fonksiyondaki ile aynı. İsimlendirmesini aynı ya da farklı yapmakta özgürüm ama daha okunaklı kılmak adına böyle adlandırıyorum. Yine require satırımı buraya ekledim. Eklemem gereken son şey ise alt tire 2 nokta. Az önce bu kısmı anlatmak için yukarı çıktım. Yukarıda anlatmayı unuttum. Şimdi oraya da bakalım. Bunu kullanacağım yere gidiyorum. Yine kopyaladım. Burada bir bu kontrolü yaptığımız satır var. Artık buna ihtiyacım yok çünkü modifier kullanacağım. Bunu buraya yerleştirip parametre olarak order ID'ye giriyorum. Aslında oradaki alt tiremiz de şu kısmı temsil ediyor. Yani fonksiyonun kendi body'si. Pardon, bu kısmı. Burada da burayı temsil ediyordu. Bu alt tiremiz her zaman modifier'ımızın sonunda bulunmak zorunda değil. Eğer biz bir fonksiyondan her zaman sonra bir şey yapmak istiyorsak da body'yi öne yerleştirip sonrasında yapmak istediğimiz ya require eklemelerini ya da başka bir fonksiyon çalıştırmayı burada yapabiliriz. Burada da böyle bir örnek yapmak istiyorum. Burada onu uygulayabileceğim bir şey yok ama ben eğer şunu saymak isteseydim, bir tane sayı belirleyip bu ne olsun? Transaction count olsun. Neyi ölçeceğim? Müşteriler bu akıllı kontratla kaç defa etkileşime geçmiş? Tabii ki normalde böyle bir sayıyı asla blockchain'de tutup gereksiz yere alan tüketmeyi tercih etmeyiz. Ama şu an sadece örnek yapıyoruz. Ne yapardık? Gidip kolayca Etherscan'dan veya doğrudan chain'den veri okuyarak bu veriyi elde edebilirdik. Şu an sadece bir örnek yapacağız. Ne olsun? Bu da modifier transaction diyelim. Aa, diyemeyiz transaction. Transaction keyword'ü bulunuyor. Increase transaction diyelim. Burada bir parametre olmadığı için buraya şu şekilde parantez yerleştirmeye gerek yok. Örnek olarak tutalım ama parantez eklersek de çalışacaktır. Fonksiyon body'sini başa ekliyorum. Sonrasında da transaction count'umu arttırıyorum. Artık bunu uygulamak istediğim fonksiyonlarda önce fonksiyonum çalışacak. Sonrasında transaction count'um artacak. Bunu müşterilerin etkileştiği fonksiyonlara eklemek istiyorum. Bunlar da biri update zip'ti. Artık böyle eklediğimizde ne olacak? Aslında bura şöyleymiş gibi davranacak. Kod bunu görecek. Ama biz bu satırı ortadan çıkarıp işimizi modifierlerle yapmış olduk. Bir diğeri de create order. Bu şekilde bir modifier de buraya eklemiş olduk. Modifierler için bir sınır yok. İkisini yan yana arka arkaya kullanabiliriz. Şimdi belki de blockchain dünyasında en çok kullanılan modifier'ı benzer bir örneğini yapacağız. Hatırlarsanız burada bir owner değişkeni oluşturmuştuk. Sonrasında da bu owner'ın message sender olduğunu kontrol ettiğimiz, yani fonksiyonu sadece owner çalıştırabilir şekilde kısıtladığımız bir fonksiyonumuz vardı. Bizim o ilk videomuzda kullandığımız kütüphane aslında arkada planda yaptığı şey tamamen bu. Biz şimdi bu örneği modifier'ını kendimiz yazarak kullanacağız. Bunu buraya doğrudan ekleyebiliriz. Only owner olarak adlandıracağım modifier'ı. OpenZeppelin'den esinlenerek bir parametre almayacak. Doğrudan buraya koydum. Şimdi gelip modifier'ımı tanımlıyorum. Modifier only owner. Neydi? Bunu da kopyalamıştım. Getirip kontrolümü yapıyorum. Artık bu fonksiyon sadece owner tarafından çağrılabilir. Modifier ile kontrol etmiş oldum. Only owner gibi only customer diye bir
the modifier ekleyelim. Bu da ne yapsın? Burada bir require'ımız daha vardı. Bu require ne yapıyordu? Bulduğum an göstereceğim. Buldum. Bir siparişin içinde bir veri değiştirmem gerekiyorsa bunu sadece o siparişin sahibinin yapmasını istiyordum. Bunu da bu modifier'ımla oluşturabilirim. Bunu da only customer yapalım. Direkt getirdim ama burada bir order değişkenim bulunmadığı için bu veriye farklı bir türlü ulaşmam gerekiyor. Öncelikle bir order ID parametresi almak istiyorum. Burada yine bir kopyasını oluşturabiliriz ama kısaca şöyle kullanmak istiyorum. Direkt array'den lokasyonuna erişerek böyle kullanabiliriz. Alt tremizi de ekleyelim. Artık bu modifier'e eklediğimiz fonksiyon sadece belirttiğimiz order ID'deki siparişin sahibi tarafından çağrılabilecek. Update sip'e getiriyorum. Şuraya koyalım. Order ID'yi de zaten parametre olarak alıyorduk. Artık yerleştirmiş olduk. Her yere uygulamadığımız bir komutumuz var mı kontrol etmek istiyorum. Evet, bunu kaldırmışız. Evet, burada check order ID'yi bu iki fonksiyon için çağırmamışız. Hemen onları da ekleyelim ki yaptığımız işin bir anlamı olsun. Order ID. Artık bu satıra ihtiyacımız yok. Bu satıra da ihtiyacımız yok. Bunu da kalmadı diye hatırlıyorum. Evet, kalmamış. Bunu da son kez şöyle kontrol edelim. Artık bu satıra da ihtiyacımız yok. Tamamdır. Modifier'larımızı kolayca uygulayıp içinde kullandığımız artık gereksiz duruma düşmüş komutları kaldırmış olduk. Tekrar etmemiz gerekirse de modifier'ı nerede kullanıyoruz? Eğer bir fonksiyondan önce veya sonra uygulamak istediğimiz değişiklikler, çağırmak istediğimiz fonksiyonlar, getirmek istediğimiz kısıtlamalar varsa modifier'lara başvurabiliyoruz. Zaten örnekleri yapmaya geçtiğimizde de modifier'ı sıkça kullandığımızı, gerçek dünya örnekleriyle bağdaştırdığımızı, hatta bazı güvenlik açıklarını önlediğimizi görüyor olacağız. Şimdilik bu videoyu noktalayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu hızlıca test yapmadan bitirince birkaç hata gözümüzden kaçmış. O yüzden tekrar bir video ile ekleme yaparak hataları düzeltmek istedim. Burada modifier'a parametre eklerken parametrenin tipini yazmayı unutmuşuz. Bundan dolayı bir hata alıyoruz. Bunu çözünce de parametre olarak aslında bir array almamız gerekiyorken aynı yukarıda olduğu gibi şöyle gösterelim. Sadece bir integer almışız. Onu da şu şekilde unsigned integer array'ine çevirerek çözebiliyoruz. Bunları yapınca kodumuzda hiçbir hata almadan çalışıyor olacak. Hatta burada hızlıca deploy edip transaction count'umun arttığını ve modifier'ımın çalıştığını da göstermek istiyorum. Hazır videoyu tekrardan açmışken. Hemen bir order oluşturuyorum. Zip kodum yeniden 1-2-3-4 olsun. Array olarak da 0-1-0-2-3 yollayalım. Kontrol ediyorum. Transaction'ın başarılı oldu. Şu an transaction count'um 1-0'dı. 1 oldu. Bir müşteri hizmet
transaction çalıştığı için. Şimdi update zip fonksiyonunu çalıştıracağım. Zip'imin 987'ye dönüşmesini istiyorum. Evet, transaction count'um arttı gerçekten. Burada hemen order'ımı kontrol edelim. Hiçbir sıkıntı yok. Owner olarak statümü birileri taşımak istiyorum. Transaction count'um artmadı. Çünkü yalnızca müşteri transaction'larını eklemiştik. Burada statümün de ilerlediğini görüyorum. Bir de onlyOwner modifier'ımızı test edelim. Hemen başka bir kullanıcıya geçtim ve advanced order'ı tekrar çağırmak istiyorum. Burada hata aldığımızı görebilirsiniz. You are not authorized dedi çünkü. Burada bir onlyOwner modifier'ı oluşturmuştuk. Diğer testleri bir önceki videoda detaylıca yapmıştık. Aynı sonuçları alacağız. O yüzden uzatmak istemiyorum. Hata için de kusura bakmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum.